Sevgili Jın TV izleyicileri, Bir Çiçekli Perdelerin Ardı programında yine beraberiz. Yine evet, Zoom'la. Yine işinin gücünün arasında sağ olsun beni kırmayan bir tiyatrocu dostum karşımda. Tiyatrocu, çevirmen Füsun Demirel. Hoş geldiniz Füsun Hanım. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Aslında biz epey bir yerde karşılaştık sizle. Mesela Ankara'da Mamak'ta Kadın Festivali'nde beraberdik. Şevval, siz ve ben. Geçen sene Alevi Birlikleri Federasyonu'nun o büyük gecesinde beraberdik. Siz şiirler, metinler okuyordunuz. Dört tiyatrocu. Çok etkileyici bir akşamdı değil mi? Sizin için çok harika. Da ben izleyiciydim daha ziyade. Biz bir de prova alamadık. Hiçbirimiz prova alamadık. Fakat doğaçlama da olsa yine de çok etkileyiciydi. Çok muazzam bir kucaklaşma oldu seyirciyle. Çok güzel. Yani uzun bir geceye hazırlamışlardı sizi. Evet. Size ben çok üzüldüm ama sonuna kadar direndiniz. 6 saat mı sürdü? Evet, 7 saat evet. Ben bir tane bir şey söyledim, bir türkü söyledim. Sonra geçtim güzel güzel, seyrettim. Güzeldi ama sizle böyle böyle farklı yerlerde karşılaşırken birden pandemi süreci başladı. Ve uzaktan haberleşir olduk. Değil mi? Evet. Ama siz yine maşallah ya ben 4-5 aydır birçok konuma sorduğumda şeydi. Ya böyle bir çekildim köşeme, bekliyorum diyen çok, biz de öyledik müzisyenlerde. Ama siz özellikle son zamanlarda böyle provalara başladınız, değil mi? Yoğun bir çalışma sürecine girdiniz. Yine arka planda çok çalışıyorsunuz. Evet. Biraz durduk aslında tabii en başında çünkü aşağı yukarı Haziran'a kadar meçhuldü ne olacağı, özellikle sahne sanatları. Zaten en büyük cezayı bizler çektik yani. Bu Covid diyorum, bizi hiç sevmedi galiba. Bazılarını çok seviyor, hiç dokunmuyor. Yani o Ayasofya'da falan hiçbir zarar vermiyor kimseye de nedense. Böyle biz olunca akan sular duruyor. Yani onun için çok tedirgindik tabii. Yani ne olacak? İşte 1 Temmuz'da başlasın artık mesafeli olarak açık hava dediklerinde. Zaten biz Tiyatro 11 kuruluşumuz, öyle bir tiyatromuz var artık kendimizin. Tiyatro kooperatifine üye olduk. Oradaki yaklaşık işte 60'a yakın tiyatro kooperatif temsil ediyor. Onlar da çeşitli çalışmalar yaptılar, başvurular yaptılar. İşte iki gösteri biz kabul edildik. İki gösteri için. Tabii ki onun provaları var. Güzel. Ve bir de şimdi şöyle bir şey gelişme oldu. Kültür Bakanlığı'yla da çok uzun görüştüler. Hem yaşasın, tiyatromuz yaşasın inisiyatifi görüştü. Hem tiyatro kooperatifi ve tiyatroyla, sanatla ilgili STK'lar uzun görüşmeler, toplantılar yaptılar. Yani sürecin başından beri çok görüşmeler yapıldı. Kültür Bakanlığı bir nebze de olsa bir şey yapalım dediler sonunda. Şimdi o çalışmalar işte, o başvuruları yaptık. Bizim başvurumuz şöyle bir başvuruydu, onu da anlatayım. Birkaç kategoride başvurabiliyorsunuz. Biz şeyi tercih ettik. Bir oyunun videosunu istiyorlar, çekimini istiyorlar. Bu görseli 5 yıl boyunca arşivlerinde saklıyorlar. Ama bunu herhangi bir yerde yayınlanmamak kaydıyla gibi bir madde var. Biz bu çekimi yaptık, bakanlığa teslim ettik. Sonuçlarını bekliyoruz. İnşallah olumlu olur. Bir de işte hani olursa buradan bir küçücük sembolik bir destek alacağız. O destekler özellikle ve özellikle çalışanlar için, bizim ekiplerimizde hiçbir şekilde bir yerden destek alamayan ışıkçılarımız, işte oyuncularımız, bütün o ekip
kim olursa olsun, ekipteki her çalışan için çok kıymetli o gelecek olan destekler. O nedenle de hani ben de hani herkese bir katkı olsun diye o çekimi yaptık. Şimdi de işte tamamen aslında bizlere dayanışma için ortaya çıkan Sakıp Sabancı Müzesi'nde aslında kadın sorunlarını işleyen, kadın meselesini işleyen, yani o kadın başlıklı bir yani kadın temalı bir şey yapıldı. Bir şenlik diyelim, bir festival. Yaklaşık işte bilmiyorum 10-15 civarı zannedersem, çok emin değilim, tiyatro oyunu başladılar da. Şeyde müzenin bir alanı var, bir açık hava kısmı var. Orada bir düzenleme yapmışlar, bir platform, bir sahne yapmışlar. Biz de ayın 15'inde, 15 Ağustos'ta 21'de Şişman Güzeldir oyunumuzu orada oynayacağız. Nasıl oynayacağız bilmiyorum. Belki diyorum dekorlar uçacak. Ben o sırada koşup kapıyı tutacağım. Ya da paravan uçacak. Paravanı yakalamaya çalışacağım falan. Bilmiyorum ne macera yaşayacağız. Ya öyle çok şey yaşadık ki Füsun Hanım, buna kimse şaşırmaz. Olsun yeter diye izleyecek seyirciler zaten, eminim. Bir 17'sinde de Kadıköy Belediyesi gene bizi desteklemek amacıyla aslında her yıl yaptığı Özgürlük Parkı'ndaki tiyatro şenliğini bu mağduriyetten dolayı tabii aslında işte bir sanıyorum bir eleme de yaptı kendisine göre. Orada oynayacağız. Bayağı ama orada da 20 civarı tiyatro var. Özgürlük Park'ta biz aşk derslerini oynamıştık. Şahane bir mekan orası. Gerçekten çok etkileyici. Tabii gönül isterdi ki böyle amfi şeklinde orası açık hava. Hani full oynayalım. Evet. Aşk dersleri öyleydi. 700 küsur kişilik bir yer ama neredeyse 1000 kişiydi bizim seyircimiz bu akşam ikisi. Şimdi mesafeli, yani 300 kişi ancak kabul edecekler. Ama ne yapalım? Bir de bunu deneyeceğiz biz. Seyircilerimiz maskeyle. Ben de herhalde bir Dario Fo oyuncusu olarak bu maskeleri, pandemiyi, Covid'i oyuna dahil edeceğim. Doğaçlamalarım olacak. Çok güzel. Benim de ilk konserim, solo konserim aynı yerde olacak, Göztepe Parkı'nda. Benimki ta 19 Eylül'de ama şimdiden heyecanlandım çünkü 5 aydır falan şarkı söylemiyorum, çünkü söylemiyorum. O yüzden yani nasıl olursa olsun diye atladım hemen, olsun olsun falan diye. Siz aynı durumdasınız değil mi? Bakalım yani, maskeyle söylemeyeceğim ama seyirciler hani eşlik ederler, söylerler falan maskelerle. Bir ilginç bir şey olacak yani, çok harbiden şey, böyle teatral bir ortam olacak değil mi? Evet, aynen öyle. Frank Arame, Dario Fo demişken, o aslında çevirmenliğini de yapıyorsunuz. Bende kitaplarınız var. Yıllar önce imzalamıştınız. 18 Mart İstanbul'dan almıştım. Size öyle bir hayranlığımız da var. Biraz onlardan bahsetsenize. Birden atladım oraya ama sonra Şişman Güzeldir anlatırsınız. Aslında tabii çok Türkiye'de ilk neredeyse 40 senedir çok da iyi bilinen yazarlar, çok da iyi bilinen sanatçılar. Bana ne mutlu ki onları Türkiye'de tanıtma ve Türk insanıyla buluşturma imkanını buldum. O şansı buldum ve hayalim de bu benim aslında. Dario Fo Türkiye'de Türkiye'li insanlar tarafından tanınsın, bilinsin. Elimden geldiği kadar, aslında annelik sürecine kadar yaptığım bütün o çeviriler, neredeyse 27 tane oyun var. Maşallah ya, çok fazla. Aslında anne, yani bu ikizler benim hayat tercihim oldu ama hani çeviriye devam etseydim, yani 12 senedir ara verdim çünkü. O bir 40 tane de olurdu. Kesin rahat olurdu. Hani orada bir şey ama takıldım, çok iyi kaldım şey. Mecburen. Yani gerçekten Türkiye'li tiyatro severler sizin sayenizde Türkçesine kavuştu değil mi o eserlerin? Doğru. Evet. Şey, yani aşağı yukarı öyle oldu.
Evet, yani çünkü hepinizin bildiği gibi Dario, çağdaş meddah dediğimiz çağımızın aslında işte sözünü esirgemeyen, kral çıplaktır diye sahneden, hangi koşulda olursa olsun seslenebilen, uslanmaz, çılgın bir muhalif tiyatro sanatçısı ve Franka da aynı şekilde. Franka'nın bir de bayağı bir siyasi dönemi var. Bir ara parlamentoya da girdi. Aktif siyaset de yaptı. Oyunları özellikle 70'li yıllarda yaptıkları oyunlar çok keskin oyunlardır onlar. Bir anarşistin kaza sonucu ölümü ödenmeyecek, ödemiyoruz. Klakson borazan bırtlar gibi pek çok oyun 70'li yılların keskin işte sosyalist söyleminin de içinde barındıran, hem sisteme eleştiri getiren, hem aslında İtalya'daki sendikaya, işçi sendikasına, Komünist Parti'ye de zaman zaman eleştirilerini hiç esirgemeyen o kalemin sahibi Dario Fo ve beni o kadar çok etkiledi ki yani bütün o gençliğim boyunca diyordum ki yani okuduğum zaman o eserleri isimleri değiştir, bizden söz ediyor. Yani bu bizim sancılarımız, bizim sorunlarımız, işte bütün bu hani işçilerin yaşadıkları sorunlar, yoksulluk, emek sömürüsü, işte özgürlüklerin olmayışı, o, bu. Yani her şey, özellikle 70'li yıllar İtalya'sı çok fazla. Hani biz bir türlü onu aşamadık hala. O 70'li yılların İtalya'sını bir türlü aşamadık. O nedenle de hala bugün ödenmeyecek, ödemiyoruz gibi bir oyun. Ya da anarşist gibi bir oyun. Sanki bugün hani bu ülkede yaşanmış bir olay gibidir. Çok şeydir yani, tazedir. Onun için de Dario Fo oyunları Türkiye'de çok karşılık buldu. Tabii tiyatrocular tarafından buluştukça bu oyunlar, onlar bu oyunları keşfettikçe çok sevildi. Ben kadın oyunlarına feryal ağırlık verdim. Çok iyi yapmışsın. Elbette yüzlerce oyunu var, yüzlerce oyun var. Hani benim ömrüm de yetmez ama yani kadın oyunlarının aciliyetini 1983 yılıydı ilk kez çevirisine başladığımda. Çünkü kadın oyunlarının aciliyeti olduğunu düşündüm. Ve işte 80 sırayla kadın monologları teker teker 80 teker efendim 80'ler tam da 83 evet, 80'ler evet. tam da şey ya böyle belli şeylerin özgürlük hareketlerinin canlandığı, yeşerdiği Tabii. feminizm gibi. Evet. Feminizmi de biz o Evet, zaman öğrendik. evet. Yani ben gençtim o zaman. Tabii, Feminist tabii. olmaya karar verdim. O yüzden çok isabetli bir dönem. Ben zaten İtalya'da feminist olmuştum. Böyle o şeyle, coşkuyla, o heyecanla Türkiye'ye kesin dönüş yaptığımda tam da bütün bu düşünceyle, bu duyguyla bütün bunları hızlı bir şekilde aktarmam lazım Çok diye tatlı, çok güzel. oturdum harıl harıl. Tam böyle şey yani, görevliymişim gibi. Yani bu bir misyon ve benim acilen bunları yapmam, işte bunlar sahneye taşınsın, oynamak da değil hiç derdim. Sadece bunlar seyirciyle buluşsun. Onun için mesela hemen biz işte kendi imkanlarımızla yayın evi kurduk. Monologlar öykü gibi, roman gibi okundu. Yani tiyatro oyunu okunur mu Ben de aslında? öyle Hani okudum. o mümkün değil, tiyatro oyunu. Ama biz evet okuttuk yani onları seyircilere, okurlara. Yani bu kitaplar bayağı yani okundu. Harika bir şey bu. Çok güzel. Dediniz ya Ve misyonmuş çok diye oynandı, çok oynandı. Kaç tanedir mesela? Kaç oyun oynanmıştır? Kaç farklı tiyatro? Yani hepsinin totalini hatırlamayabilirsiniz, bilemeyebilirsiniz de. Hiç hatırlayamam. Tabii, Yani bence de kötü. yanlış bir şey söylemiş olmayayım ama
Yani herhalde bir 50 gibi bir rakam var. Hani amatörler, üniversiteliler, profesyoneller. Bir dönem var Feryal. 90'lı yıllar Devlet Tiyatrosu. İnanılmaz oynadı. Devlet, Dario Fo bir gün dedi ki bana, bu ne Füsun ya, sizin devlet sosyalist oldu da benim haberim yok dedi. Bizim de haberimiz yok. Hayır dedim. Maalesef olamadı. Ama elbette dedim, Devlet Tiyatrosu kurumun içinde çok demokrat arkadaşlarımız var, meslektaşlarımız var. Onlar sahneliyorlar senin oyunlarını dedim. Gerçekten bir dönem var çılgınca. Mesela bir anarşistin kaza sonucu ölümü İstanbul Devlet Tiyatrosu'na 7 sene oynadı. Bir repertuar oyunu oldu. Çılgınca bir şey. Yani 7 sene düşün. Şeyler geliyordu. Böyle İstanbul'un işte daha uzak ilçelerinden okullar getiriyorlardı Devlet Tiyatrosu'na, işte ortaokul öğrencileri diyelim. Anarşiste geliyorlardı toplu okul olarak. Sonra o çocuklar üniversiteyi bitirdim. Bir gün beni tiyatrara rastladım. Hocam işte ortaokuldaydım, sizin oyununuzu izlemiştik falan. Sonra oyun hala devam ediyor ama 7 sene olmuş. Yani Van, Trabzon, Adana, Antalya, Bursa, İzmir, Ankara, bütün bu iller hep Dario Fo oynadılar. Yani bu bizim için inanılmaz mutluluk verici bir şeydi. Çünkü Van'daki o halk Fo oyunuyla buluşuyor. Trabzon'daki o halk Fo oyunuyla buluşuyor. Ve Devlet Tiyatrosu'nun çok minimal ücretiyle, yani bilet parasıyla buluşuyor. Yani bu öyle bir nimetti ki bizim için. Ya işte diyordum, yani tamam ben istediğim de buydu zaten bu hayatta. Buna kavuştum. Oldu. Şimdi 90'lı yıllar, altın yıllar diye anlatmanın tabii şey yok. Ama ben de mesela hep şey söylerim. Her şeye rağmen, gözaltında kayıplara rağmen vesaire vesaire, bir sürü acı şeye rağmen... Bugün hani bir anarşist, yani anarşist kelimesini bile devlet tiyatrolarında kullanamazsınız ki. Öyle yok, bir zamana geldik ki, hani eskiler çok güzelmiş diyeceğimiz bir döneme geldik maalesef. İyi ki o fırsatı yakalamışsınız, iyi ki o fırsatları değerlendirmişsiniz Füsun Hanım, değil mi? Bence de. Evet. Sonra sizin hayatınızda, yani Dario Fo, Frank Rame oyunları kaç tanedir? En azından onu şey yapalım. Oradan Şişman Güzeldir'e gelelim. İşte benim çevirdiğim 27 oyun var. 27-28 tane oyun var. Ama kendilerinin yazdığı herhalde 100 civarı, 100'e yakın oyun var. Maşallah. Evet. Oradan geçelim artık Şişman Güzeldir'e. Adı zaten üstünde ama evet. siz anlatın. Şişman Güzeldir çok uzun yıllar içinde yapmak istediğim oyunlardan birisiydi aslında. Hep sahnelemeyi çok istiyordum. Hep şeyi, bu espriyi söylüyorum, buradan da aktarayım aslında. Hayatım boyu ben bu şişmanlıkla Feryal çok mücadele ettim. Ben de. Yani konservatuvar Ankara beni almadı. Şişman dedi, bunda oyuncu olmaz dedi, almadı. Ben dedim ki inadına bu vücudumla oyuncu olacağım, siz göreceksiniz dedim. Böyle bir iş inada bindi yani. Neyse tabii bu şişmanlık benim hayatımın artık bir yaşam biçimi oldu. Yani bir parçası oldu. Ben hep bu hikayeyle yaşadım. Dolayısıyla ben bu oyunla karşılaştığımda kendimden çok şeyler buldum. Çok örtüştü oyundaki Mattea karakterinin şişmanlık meselesi. Bir sürü kadının, pek çok kadının aslında hayatında hani örtüştüreceği bir takım şeyler. Dolayısıyla hani bunu yapayım dedim ve tabii 90'ların başıydı oyunun orijinali sahnelendiğinde, yazıldığında. Günümüzde çok şey değişti. Metabolik cerrahi geldi, mide küçültmeler geldi. Bir sürü zayıflamak için müdahaleler girdi hayatımıza. 2020 yılındayız. Oyunu bu nedenle ben uyarlama ihtiyacı duydum. Ve oyunu uyarladım.
Mide ameliyatı var değil mi oyunda? Var, evet. Mide ameliyatları tartışılıyor. Yani aslında bedeninle, kendinle barışık ol diyoruz biz. Kendini sev, olduğun gibi sev. Ve eğer sen kendini seversen, bedeninle barışık olursan, bütün kadınlar için bu sözümüz, hayatta yapamayacağın hiçbir şey yok yani. Dünyayı da öyle değiştirebilirsin. O güç sende olabilir. Yeter ki kendini sev. Bedenle barışık olma hikayesi çok önemli. Çünkü toplum, erkek egemen ideoloji, biz kadınlara zaten barışmaması için, yani kadının bedeniyle barışmaması için, kendinden nefret etmesi için her türlü zemini hazırlıyor. Ve aslında ondan sonra da onun şeyini hazırlıyor işte. Kendini bak böyle değiştirebilirsin. Bu diyetleri yapabilirsin. İşte bu estetik müdahaleleri yapabilirsin. Şu ameliyatları yapabilirsin. Ve bir dolu kapitalist sistem aslında insanlardan bu anlamda muazzam da para kazanıyor. Böyle bir sektör var. Çok acımasız bir sektör. Yani bunun doğrusu var. Sağlıklısı var. Son derece insanları sağlığını kaybettirecek, ölümlere kadar vardıran olaylar var. Şişman Güzeldir'deki karakterimiz işte hep bu gelgitler arasında yaşayan, kocasının da terk ettiği bedeni yüzünden yalnız bir kadının trajikomik hikayesi. Peki geri dönüşler, bayağıdır oynuyorsunuz değil mi? Sonuçta pandemiden önce vardı. Biz tam da işte Ekim sonu, 28 Ekim'de premier yapmıştık. Evet, tam da sezon oyunudur Şişman Güzeldir. İşte yarıda kaldı. Geri dönüşler nasıl olmuştu? Geri dönüşleri evet. Kulise gelirler güzel oluyor. Yani tabii ki kadınlardan çok geri dönüş geliyor. Ben aslında böyle işte sosyal medyada hep davet ediyorum. Diyetisyenleri davet ediyorum. Çok güzel. Bu mide küçültme ameliyatlarını yapan operatörleri davet ediyorum. Lütfen diyorum gelin eleştirilerimizi, yani birlikte yüzleşelim bütün bunlarla. Konuşalım. Geliyorlar mı? Geldiler, diyetisyenler geldiler. Onlar zaten çok çok sevdi. Çok sonra işte mesela Tabipler Odası, bütün doktorları oynadık, toplu satış oldu. Tam yeri. Ondan sonra şeyler güzel. Böyle mesela Ankara turnesinde bayağı bir grup, kalabalık kadın topluluğu bilet almış. Beklediler kulis kapısında, dediler ki biz bir dernek kurduk. Bu mide küçültme ameliyatları yapanların bir derneğiymiş bu dernek. İsmini de unuttum şimdi. Bayağı hepsi de zayıflamış, kimisi işte zayıflama evresinde ameliyatları olmuşlar. Bir tanesi sıra bekliyor, o yani bir yere kilolu. Ondan sonra o dedi ki ben sıradaydım ama oyunu izledikten sonra tamamıyla vazgeçtim. Çok. Oyunun sonunda yani sürprizi kaçmasın ama yani radikal bir karar veriyor, yaşamıyla ilgili bir şey yapıyor. Ona da dedi ki ben de onun gibi yapacağım, madde gibi yapacağım dedi. Ondan sonra sarıldık marıldık falan, böyle o onları cesaretlendirmiş olmamı yani çok keyif tam da bunu merak etmiştik Füsun Hanım, geri dönüşler derken yani bu çok net bir şey, çok radikal bir geri dönüş yani hayatına dair, yani öyle dertleşmek falan dışında değil mi? Evet, yani radikal bir karar vermiş. Evet, yani belki de işte hakikaten kararlarıyla ilgili de bir tiyatro oyunu etkili olabiliyor insanları. Tabii. Yani hani hep şey diyoruz ya, sanat aslında küçük küçük dönüştürür, küçük küçük işler falan. Bazen yani bir oyundan çıkarsınız, bir konserden çıkarsınız hayatınıza dair, ben ne yapıyorum diye, değil mi? O anda da eve gidip kocandan boşanıyorsun falan, böyle şey olabiliyor yani. Olmaz mı? Olur. Hemen acele
de. Çünkü hayat çok kısa ve çok düşünmeye zaman yok. Çok tatlı ya. Şey dediniz ya, Şişman Güzeldir'e girerken Ankara konservatuarına mı? Mülakatta işte... Alınmadım. Evet, Ankara'ya alınmadım. Bu şey, 2 hafta önce Sibel Öz, Adile Naş kitabının yazarı, konuğumdu. Adile Naş'ta da hep şey demişler ya başlarda. Hatta kocası bile bunu söylüyormuş ki, yani psikolojik şiddet bu direkt. O kısacık boyunla, 1.50 miymiş Adile Naş'ın boyu? Evet. Diye hatırlamıyorum. Kısacık boyunla ve çarpık bacaklarınla sinemada bir şey olmayı mı düşünüyorsun? Olamazsın. Diyenler varmış. Ona rağmen Adile Naşit, evet yani anne rolüne hapsedildiğini söylüyor Sibel, tezi o. Yani bir sürü şeyin altından kalkabilirdi ama anne rolüne hapsetti Yeşilçam onu diyor. Yine de hani yılmıyor, şey yapıyor ya, direniyor. Adile Naşit de benim çok sevdiğim, örnek aldığım bir şey. O, yani bu şey, kitaptan sonra iyice gözümde büyüdü. Çünkü şey yani kadınların hayatını sadece fiziksel şiddet değil, psikolojik şiddet de çok etkiliyor. Size tabii. Sürekli lanse edilen şişmansın, olsun, busun, güzeldir. Bir mülakatta özgüven, yani sıfır özgüvenle bir mülakata girmek çok çok fena bir şey. Oradan başarısız bir şekilde çıkma ihtimali tabii, büyük. Tabii. Evet. O yüzden şey yani evet, zaten hani fiziksel şiddet, taciz, tecavüz, cinayet kadınların hayatını sarmış sarmalamış ama şeyle baş etmek de çok zor sahiden. Psikolojik şiddeti zaten bir hayat boyu görüyoruz yani, gördük. Hepimiz gördük yani. Hı-hı. Hayatın içinde gerçekten. Yani bunun zaman zaman belki farkında olmadık ya da olduk. Savdık başımızdan falan ama yani illaki biz bunlara tabii ki muhatap olduk yani, evet mutlaka yani ben de şeyler yani çok mutluyum elbette hani geldiğim yer, kariyerim, elde ettiklerim, 70 civarı filmim var, bir dolu dizi var yani bunlar az buz şeyler değil yaptığım işler yani o içinde var olduğum filmler, Yeşilçam'ın mihenk taşları olmuş filmler falan yani hiçbir şekilde azımsanacak ya da hani hiç söylenecek bir sözüm asla tabii. Olamaz. Ama aması var yani elbette Adile Hanım'a söylenenler şeyler benim için düşünülmedi mi zannediyorsunuz? Düşünüldü. Tabii ki beni de hapsettiler. Yardımcı kadın oyuncu. Bana damga, hı hı, vuruldu. Yardımcı kadın oyuncu. Ama bak çok komik bir şey. Mesela ben 6 yaşında annem beni baleye yazdırmıştı. Ben 6 yaşındaydım. 12 yaşına kadar bale yaptım. 6 sene. LCC diye bir yer vardı. 6 sene küçücüktüm, bale yaptım. Zayıf değilim, böyle kürdan gibi değilim ama şişman bir çocuk da değilim. Balık eti orta bir çocuğum ama işte bak o zaman da demek ki kürdan gibi olmam lazım bale, baş balerin olmak için yani baş rol oynamak için kürdan gibi olmam lazım. Onun için 6 sene boyunca ACC'de hocalar Rus hocalardı. Hiçbir zaman ben Pamuk Prenses olamadım. Yani o başroller olamadım. O tütü giyemedim. Hep böyle yan roller, işte şeytan, yedi cücenin cücesi falan. Hep böyle karakter roller. Dedim ki herhalde alnıma yazılmış yardımcı kadın oyuncu. Yani 6 yaşında da hep yardımcı. O zaman yardımcı rollerde başladım. Şey idrak ediyor muydunuz? Şöyle tabii hissediyorsun çocuk da olsan çünkü o rolleri sana vermiyorlar yani hayalim benim o rol, o tütüyü giymek, o pamuk prensesi oynamak, hayal ediyorum, yetenekliyim, hı-hı, ama olamıyorum, cüceyi oynuyorum yani çok ağır bir şey. İşte o insanı hırslandırıyor değil mi Füsun Hanım? Evet. İşte kesinlikle. Biz birçok programda birçok kadın arkadaşım, müzisyen, oyuncu, dansçı hep şeyi söylediler. Hani direkt konuşmadık ama onu erkek dünyası, erkek sanat ortamı falan değil ama yaşadıkları ortamda hep şey, daha fazla çalışmak, daha iddialı olmak zorunda kaldıklarını anlattılar. Biraz o işte erkten dolayı, kurulan sistemden dolayı. Hep şey yani kendini ispat etmek zorundasın. Bu da doğru. Hepimizi çok çalışkan yapıyor değil mi?
Çok doğru, evet. Yani ben şöyle söyleyeyim, eğer sadece salt bir oyuncu olarak var olsaydım, bu kadar saygın bir konumda kalır mıydım? Çok emin değilim ama tabii ki sinema oyunculuğunda yaptığım işleri asla küçümsemek falan değil. Ama Feryal, mutlaka inanılmaz çalıştığım bu çeviri, oyunlar, durmaksızın çeviri yaptım ve çevirmen kimliğimle Tabii. oyunculuğumu sürdürüyor olmak hakikaten başka türlü, daha saygılı, hani o erkeklerin Tabii. özellikle daha saygılı yaklaşmalarını zemin hazırladı, Tabii yani onu tabii. sağladı. Çünkü şeydir, yani entelektüellik değil mi? Her zaman bir üstünlük sağlıyor insana. O yüzden siz hani şey, Füsun Demirel deyince hemen çevirmenliğiniz de tiyatrocunuz yanında akla geliyor. Bu sahiden çok kıymetli bir şey. Ama yani gerçekten ben 14 yaşında, şimdi böyle söyleyince de suç oluyor. O 5 sene önce bu yüzden linçe uğradım. Ne yapayım? 14 yaşında Türkiye'de 70'li yıllar, işte denizler idam edilmiş, bilmem ne. Ortaokul öğrencisiyim, ergenim ve devrimciyim yani. Yapacak bir şey yok. Öyle bir coğrafyadasınız ki başka bir şey olamazsınız sen Yani ben insan varsa. o yaşta evet, dünyayı değiştireceğim, devrim yapacağım, onu yapacağız, bunu yapacağız, bu heyecanlarla. Yani aslında eğer o sosyalist bilinç olmasaydı bende, belki de işte İtalya'da tiyatro okuluna gittim falan falan. Hani sistemin dayattığı, sen bu bedende ancak oyuncu olabilirsin diye, o dayatması karşısında belki de kendimi gerçekten o bantın içine sokacaktım. Kestirip biçtirip öyle yapıp böyle yapıp işte ben de çok fit, hani o oyuncular gibi olabilirdim, ama ben onu tercih etmedim işte. Yani bedenimle böyle oynamak ya da işte bilmem 10 kilo daha az olayım da bilmem hangi rolleri oynayayım da şu olsun da işte seksi oyuncu olayım. Ben kendimi böyle de çok seksi buldum her zaman. Yani Tabii ki. bu konuda işte bu, bence bu önce sosyalist sonra da feminist bilinç kadında oturmaya başlayınca hayatın çarkı gerçekten başka türlü dönüyor. İyi ki de öyle olmuş. Belki programı dinleyen genç kadınlar için buradan bir katkı sunmuş Tabii olmaz mı? olurum. Onun için hakikaten ne olursa olsun, hangi şartlarda olursa olsun, önce kendini çok sev, kendinle barışık ol diyorum. Her zaman bunu söylüyorum. Çok güzel. Ve bu bölümünü kapatmadan şeyi tekrar söyler misiniz? Bu oyunların tarihlerini. Hem altta yazacak ama hem de hatırlatalım. Şimdi 15 Ağustos 21'de Sakıp Sabancı Müzesi'nde oynuyoruz. Bahçesinde. Bahçesinde, Evet. evet, çok Özellikle yerli. onu. Çok yerliymiş. Korunaklı. Evet, 17 Ağustos, iki gün sonra 17 Ağustos gene akşam 21'de Kadıköy Göztepe Özgürlük Parkı'nda Şişman Güzeldir'i sahneleyeceğiz. Lütfen herkes Diliyorum ki gelsin. açık havalar devam etsin. Bu mevsim böyle sıcak giderken biz biraz daha bir yerlerde oynayalım. Çünkü ne olacağımız belli değil Feryal. Yani kapalıya Değil mi? geçebileceğiz mi, geçemeyeceğiz mi? Mesleğimizi yapabileceğiz mi? Hiçbir şey yok. Yani elimizde bir bilgi yok, hiçbir şey yok. Hiçbir yol haritası yok. Biz birkaç gün önce birkaç konser, açık hava konseri teklifi aldık. Sonra birkaç gün içinde onlar mesela iptal oldu. O kadar alıştık ki böyle oturduğumuz yerde şey yapıyoruz. Böyle tarihler geliyor, tarihler gidiyor, siliniyor. Seyrediyoruz. Çok enteresan. Yani zaten Kardeş Yükler Projesi'nde olanlar şeyi bilirler. Türkiye'de iklim değişir. Politik iklim değişir, senin konserlerin iptal olabilir. Ona alışıyoruz da. Abi bunu artık 2020'de yaşayacağımız şeyi bilmiyorum. Böyle bir şey beklemiyorduk. Kimse tahmin etmiyordu. Bir ilginç oldu. O yüzden
Mesela biz şey diyoruz, 2021 Ocağı kadar herhalde biz böyle evde beste yapacağız, bir şeyler yapacağız yani. İnsan oturamıyor tabii. Evet. Boş evet, boş tabii. Oturmak biz, da istemiyorsun. Evet. Ama üretmeden durumdayız. Evet. Sahnelere böyle o 14-15 kişi ne zaman çıkarız onu biz de bilmiyoruz. 17'sinde Göztepe bana çok yakın. 17'sinde geleceğim ama Füsun Hanım. Harika. Hem... O zaman ben de senin konserine geleceğim. Ay şahane. İşte bu ya. Evet. Çok güzel. Çok İade güzel. Ziyaret yapalım. Çok sevinirim. Vallahi izlerseniz çok sevinirim. Ben de Şişman Güzeldir'i çok merak ediyordum zaten. Bakalım pandemi döneminde kısmetmiş. Çok enteresan olacak. Evet. Evet. Çok sevinirim. Şimdi şey, birden geçmiş hop diye bir gidersek. İtalya'ya hangi kuvvet sizi gönder? Aslında şey ailenizin özellikle annenizin sizle ilişkisini çok güzel anlatıyorsunuz zaten. Böyle baleye yani hep bir sanata hadi kızım hadi kızım diye bir gönderil. Türkiye'de zordur ya bu böyle bir aile evet, için. Evet. Evet evet. Bir engellenirsiniz. Kızım bale öğren ama işte zevk için falan. Ama siz evet. Sürekli bir teşvik etme hali var. Var. Evet etiketi. Ne güzel ya. Ve o gazla İtalya'ya mı gideceğim ben diyorsunuz. Annem aslında gerçekten hani belki sanatçı olabilirmiş ama ev kadını olmuş işte. Annelik yapmış hayatı boyunca. Ama içinde çok yaşıyordu bunu. Ne yaşıyordu? Annem musiki severdi, müzik severdi. Hayatı boyu o Türk sanat müziği aşığıydı zaten. Hep işte Zeki Müren'in konserlerine beni götürürdü. Maxim Gazinosu'na. Tabii ben canlı canlı çok izlediniz. Gördüm, çok izledim. Ya, çok şanslısınız. Evet, evet. Çok izledim. Dolayısıyla ya ben bu kültürün içinde büyüdüm. Babam da benim babam subay. Asker emeklisi. Ama orduda ordunun orkestrasındaymış zaten. Yani Kuleli'den. Mezun Kuleli. Kuleli'de zaten işte trombon mu ne bir şey çalarmış. Dolayısıyla yani müzik ailede öyle bir geçmişim var. Ablam önümde rol modelim resim seçti. Ben küçücüktüm. Fındıklı'da evet Güzel Sanatlar Akademisi'ne gidiyordu. Behrami Eyüboğlu'nun öğrencisiydi. Şanslı. Düşün işte Gülsün Kara Mustafa, Komet, bütün bu sanatçılar o zaman öğrenci ve ben onlara model olurdum. Böyle dur derlerdi. 5 saat beni isterlerdi falan. Şimdi yani sanat soluyorum yani. Büyürken sanatı soluyorum evin içinde. Farkında değilim aslında yani ama yönelimim olmuş demek ki yani. Hani ben oyuncu olacağım demiyordum küçüklüğümde. Bir de annem beni 5 yaşından itibaren Türk filmlerine götürmeye başladı. Siyah beyaz filmler, Belgin Doruk, Ayhan Işık, melodramlar. Böyle çeke çeke götürür. Çünkü beni evde tek mi bırakacak? Filme gitmek istiyor. Deli gibi beraber ağlamak seviyor. Ben ağlıyorum. Ağlama bir daha getirmeyeceğim seni diyor falan. Kızıyordu bana. Ben yıllar boyu o Türk filmlerini izleye hep izledim yani. Dolayısıyla lise 2'ye geldiğimde tam lise 2'deydi. Gene ablam mesela şey dedi ya Füsun çok işte asosyal, içe kapalı. Biz bir kursa yazdıralım. Böyle bir şey kurs olsun bu yani. Hani açılsın, rahatlasın falan. İzmir'de tiyatro kursu buldular bana ve elimden tutup götürüp kaydettiler. İşte o başlangıç oldu. Yani ben tiyatro ile buluşunca orada 2 sene o kursda ondan sonra da meslek olarak yapmaya karar verdim. İtalya hikayesi de zaten konservatuvar beni almayınca babam, annem, abim, ablam falan aile bunlar dedi ki yani işte İtalya çok uygun. Hani biz Füsun'u Ankara'da okutsaydık da aynı masrafı yapacaktık. Bunun ekstra bir sadece İtalya-Türkiye uçak bileti var. Onun dışında İtalya'da bir öğrencinin okuması inanılmaz ekonomik.
Dolayısıyla bir emekli memurun çocuğunu, evladını okutabileceği koşullar var. Dolayısıyla beni yolladılar. Yani bayağı onlar teşvik etti, cesaret verdi. Ben o kadar şeyim ki, böyle ürkek falan bir genç. Nasıl yaparım tek başıma? Yani hayatımda teyzemin, anneannemin evinde kalmamış bir insanım. Gidersin, yaparsın, halledersin dediler. İttire ittire beni İtalya'ya ailem yolladı. Tek başıma 18 yaşında. Önce Perugia, yabancılar için dil üniversitesi ne girdim. Bir yıl o şehirde yaşadım. Aslında İtalya'da öğrenci olmak isteyen galiba bütün yani gençlerin önce Perugia'dan bir geçerlerdi. Hmm. Eskiden öyleydi. Sene 1977. sonra da zaten ben orada bir yıl dile hakim oldum. İyice dili öğrendikten sonra başka hiçbir şey aramadım. Yani öyle işletme okuyayım, bilmem tıp okuyayım, yok mühendislik okuyayım, hiç öyle bir derdim yok. Sanat okumam lazım zaten. Dolayısıyla sanatla ilgili okullar peşine düştüm. Ve hayat beni Roma'daki bu Ulusal Dramatik Sanatlar Akademisi ile buluşturdu. Ya, baktım böyle... ki orada şişman çocuklar var, efendim çocuklar var, Adile Naşit tipli. Mesela İskia Adası'ndan bir sınıf arkadaşım vardı, Andrea, İtalyanca değil yani, öyle bir şive konuşuyor ki yani anlamıyorsun konuşmasını. Diyordum ki bu Ulusal Tiyatro Okulu'nda bizde olsa mümkün mü? Alırlar mı böyle şiveli? Ondan sonra. Ama hocalar, profesörler soruyor. Andrea sen ne yapacaksın? Roma'daki Ulusal Tiyatro'da oynamayacağım ki diyor. Ben İskia'ya gideceğim. Kendi adam da geldi tiyatromu kuracağım. Çok güzel. Tamam o zaman gel biz sana tiyatroyu öğretelim diyorlar. Mesela bu anlayışta bir okul düşünebiliyor musunuz? Cennet gibi yani, gelmiştir size. Biz iki öğrenciydik. Bir Japon vardı, bir Türkiye'li, ben vardım. Ve hakikaten hiç ayırmadan bizi inanılmaz... her şeyi bir yana bırakıyorum. Yani akademik o eğitim, o öğretim, bilgiler, onu bırakıyorum ama gerçekten o bedenle barışma. Çünkü bir tiyatrocunun yani olmazsa olmazı yani bedenin, beden hikayesi. O bir kere o şeyi orada attım ben yani. O takıntıyı orada attım hayatımda. Çünkü bedenle anlatacaksınız her şeyi. Bedenle anlatıyorsun. Yani mesela orada benim mesela klasik antik Yunan oynuyorsun. Çıplanıyordu çocuklar yani. Üstünü çıkarıyor. Beden çıplak. Öyle yani. Bir sahneye öyle oynuyorlar falan. Yani hiç öyle bir dertleri yok. Göbeğin var dese oynayamazsın. Öyle yani. Sonra ben Türkiye'ye döndüğümde 1982 benim kesin dönüş yaptım. Herkes 80 darbesinden Almanya'ya kaçıyor, yurt dışına gidiyor. Bendeki kafa tamam 6 sene kaldım, bitti artık bütün bilgilerimi ben ülkemde kendi insanım için çalışacağım kafası. Kesin dönüşü 82 yılında yaptım. Çok o arada ben yani biraz tuhaf ama neyse artık yapacak güzel, bir şey güzel, iyi yapmışsınız. Şey, konservatuvar, İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda öğrenciler falan işte görüşüyoruz, geliyorlar, gidiyorlar. Diyorlar ki konservatuvarın bahçesinde erkek arkadaşımla elle yakalandım, ceza aldım. Allah'ım ben İtalya'dan gelmişsiniz. Gerilik yani şimdi bir tiyatro... evet, İtalya'dan, o ortamdan, özgürlük ortamından gelmişim ve bir tiyatrocu yetiştiriyor kurum. El ele diye ceza alıyor, okuldan uzaklaştırma alıyor vesaire. Yani mentaliteye bakar mısın? Kahroluyordum yani. Böyle oyuncu nasıl yetiştirebilir bir kurum diye. Yani böyle düşünüyorum ben. 80 darbesi sonrası gençleri biz neler atlatmışız? Kalıcı hasar oluşmamış ya da bilmiyorum oluşmuş. Evet, kesin. Ama yani iyi atlatmışız. Öyle bir iklimde Türkiye'desiniz ve neler yapmaya başladınız? Oyunlar, filmler, 80 dönemi. Evet, tiyatro ile buluştum öncelikle ama hemen sonrası da
şey Atıf Yılmaz'la bir Deniz Türkali ile bir dost meclisinde yani tanıştım. Tanışınca da işte İtalya'da okuduğumu falan öğrendiklerinde Atıf abi hemen zaten film çekecekmiş. Gel dedi, filmde bir rol var, oynat dedi bana. Ben şok geçirdim zaten. Hiç hayal etmediğim bir şey sinema. Yani aklımın köşesinden geçmiyor. Çünkü sadece tiyatroyla böyle büyülenmişim yani tiyatro. Orada var olmak istiyorum. Orada kariyer yapmak istiyorum. Ama böyle bir teklif geldi. Bir Yudum Sevgi 1984 yılı. Atıf Yılmaz'a şey dedim, yani sinemaya hiç bilmiyorum. Nasıl bir şey? Aman dedi, bilecek bir şey yok ki. 50 tane deli ortalarda koşuşturuyor işte. Sen de onların birisi olacaksın. Olmaz öyle bir şey dedim. Ben görev istiyorum dedim. Kamera arkasında bir görev istiyorum dedim. Kamera arkasını bilirsem kamera önü oyunculuğuma katkısı olur. Çünkü korkuyorum yani nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Asistanım ol dedi. Zaten 3-4 tane asistanım vardı. Ben de o asistanlardan birisi oldum, reji asistanı. Vay. Şimdi Hale sevgili Hale Soygazi, Hale ve Kadir inanır. Başrolde oynuyorlar. Bir gecekondu hikayesi aslında varoşta gecekonduda aslında fabrikada bu işçileşme süreci işte grev çadırlarında aslında bunun orijinali öyledir yani grev çadırında yaşanan bir aşktır yani böyle bir hikaye ben de işte Hale'nin komşusunu oynuyorum ve bir yandan da işte üçüncü ya da dördüncü asistanıyım şimdi hem klaket tutuyorum hem sufle veriyorum. Sessiz çekiliyor. Sessiz kamera. Ezber pek yapılmıyor. Oyuncular ezber yapmıyorlar. İşte ben de tiyatro oyuncusuyum ya. Bana o görevi verdiler. En iyi sufleyi sen verirsin dediler. Ondan sonra işte bağıra bağıra ben lafları söylüyorum. Diyalogları. Onlar da oynuyorlar. Ve kostüm bağlantılarını bana verdiler. Bağlantıları tutuyorum falan. Şimdi asistanlıkta harikayım. Bir türlü de benim sahnem hani ilk oynayacağım bana sıra gelmiyor. Çok da heyecanlıyım. Ve sonunda o gün fabrika önünde bir sahne Hale ile beraber bakkaldan çıkıyoruz. Böyle bir şey söylüyorum ona. Bir cümlem var. Ve hani sağdan sola doğru bir iki adım hareket alacağım. Feryal ben bunu yapamıyorum. O iki adımı atamıyorum. Ay çıldıracağım. Yani 3-5 tekrar yapıldı falan. Evladım dedi. Ya Atıf Yılmaz da içinden demiştir. Ya bu İtalya'da okudum dedi. Ne geri zekalı bir çocuğa rastladı. Evladım dedi. Bak böyle yapacaksın dedi. Tuttu beni. Bak bir iki dedi şu tarafa. Attı beni öbür tarafa. Ay ben nasıl mosmor oldum böyle. O kadar beciyim ki. Ateş bastı. Ya hiç yapamayacağım herhalde diyorum. Yani o kadar panik olmuşum. Neyse sonra o adımları attım. Yeşilçam'a öyle bir adım attım ki Yeşilçam'a adım attım. Çok güzel. Evet sonra arkası çorap söküğü gibi geldi. Çok yani şöyle bir şey hikaye vardır. Yani kamera seni öyle derlerdi Yeşilçam'da. Kamera seni sevdi. Bana öyle derlerdi. Ha. Kamera sevdi. Yani böyle bir şey var. Senin ışığını, senin enerjini kamera seviyor ya da kamera reddediyor. Yani o tek bir filmle yani işte çok da ya nasıl diyeyim hani sinema tekniğini hiç bilmiyorum ya ben. O kadar doğal oynuyorum ki. Aa, ne güzel. O doğallık galiba işe yaradı. Arkası o kadar böyle sırayla yoğun bir şekilde geldi ki işte oturtmayı vurmasınları biliyorum. Hala geliyor. yanlış biliyorsam evet. Söyle. Aralarda bir sürü siz zaten söylersiniz. Uçurtmayı vurmasınlar. Yine 80'ler acayip damgasını vurdu, değil mi? Türkiye yani çok sevdi Türkiye'ler. 80 evet 89 evet.
89 o zaman televizyonlar da yoktu. Bir tek TRT ve Star TV açılmıştı. Tek özel kanal. Uçurtmayı o yıl Sultanahmet Cezaevi'nde çektik. Muazzam bir çalışmadır o da gerçekten. Hayatımda hiç unutamadığım bir çalışmadır. Tabii sizin tarihinizde çok önemli bir yerde duruyordur, değil mi? Çok önemli, çok önemli bir yerde. Evet, evet. Bel fıtığı oldum o filmde ben. Öyle mi? Çünkü Ranzam üst katta, Barış işte kucağımda devamlı, hep çocuk kucakta, atlayarak Ranza'dan ine çıka ine çıka. Bir de Sultanahmet Cezaevi aslında otele dönüştürülecekti. Yani mesela işte 15 yıldır diyelim cezaevi değil, artık terk edilmiş ama rutubet çok fazlaydı. Duvarlarda küfler vardı. O ıslak mekanda çalıştık. Tabii o da etkiledi. Hatta filmin final sahnesi avluda uçurtma uçar. Bütün kadınlar biz böyle coşarız falan. Orada böyle benim belim S harfi şeklindedir. Kayıktır. Coşmaya çalışıyorsunuz. Kimse anlamaz, bilmez. Yani ben kendimi görüyorum öyle. Ay canım ya. Uçurtma çok kıymetli bizim hayatımızda tabii. Yani zamanına göre söylediği şeyler, verdiği mesaj. Tabii canım. Düşünebiliyor musun? Bugün bile 800 civarı çocuk annesiyle birlikte, belki daha fazla, belki bini bile bulmuştur cezaevinde. Cezaevi koşullarında yaşamaya mahkum çocuklar var. Yani bu çok büyük bir trajedi. O yüzden muhtemelen çok izlendi değil mi? Çok koşarak gittik. Çok hepimiz. İzlendi. Kulaktan kulağa tabii, yayıldı onun izlendi. Başka hangi filmler, oyunlar hayatınız boyunca? Hani böyle hatırlıyor musunuz dediğinde aklınıza ilk gelen? Yani çok, yani 70 tane oldu gerçekten sayı olarak ama hani çok fazla izlenen ve akılda kalan işte Züğürt Ağa, Ah Belinda, Asiye Nasıl Kurtulur. Bunlar biliyor musunuz? Sözünüzü keseceğim. Bunlar benim şey işte İstanbul'a gelmişim. Bu arada şeyi size anlatırken kesmemek için söylemedim. Ereğli 80'ler benim geldiğim memleket. Seks filmlerinin hani çok yoğun olduğu dönem var ya, çocuklar sinemaya sokulmuyor falan. Benim sinemayla ilişkim de o yüzden çok olamadı. Seyrettiğim ilk film Ferdi Tayfur Derbeder'dir. Annemin dikişli yanında çalışan kızlardan biri. Gel seni sinemaya götüreceğim dedi. Oraya götür. Ağlamaktan helak olmuştum. Hiç unutamıyorum. Çok İkincisi Avare Mu vardır ya, o müzikal. Avare Mu. Evet. Ortaokul arkadaşlar. Ondan sonra ben sinemaya üniversitede başladım. Ve İstanbul'da ya da işte büyük şehirlerde yaşayanlar sahiden, hani onu siz bilmeden, yani siz idrak ederek anlatıyorsunuz da çok şanslı çocuktum diye. Sinemayla büyümek farklı bir şeymiş. Ben onu üniversitede böyle Ah Belindaları işte falan, böyle filmler geldikçe sinemaya koşarak, evet. Asiye Nasıl Kurtulur, hepsini sinemada izledik biz kadınlar. Ne güzel. Evet. Şeydi, böyle çok heyecanlanıyorduk, heyecanla izledik. O yüzden işte Uçurtmayı Vurmasınlar mesela. Hepsi böyle aklımdadır sahne sahne. Çok etkilendik. Evet. Aslında Yeşilçam sinemasına tekrar şey yaptı, toparlandı dönemler değil mi? Aynen öyle, evet. Çok Yeşilçam'ın en aktif dönemleri. Hı-hı. 80'ler. İstanbul'da yaşadım o dönem. Gerçekten öyle. Bir de işte Atıf Yılmaz başta olmak üzere bazı yönetmenler özellikle kadın hikayeleri üstünde çok durdular. Kadın hikayeleri çokça çekildi. Onların bayağı bir kısmında da ben içinde var oldum. Evet. Mesela Berdel Atıf abinin gene kumalık meselesini tartıştığı bir filmdir. Eğreti Gelin gene ben Atıf Yılmaz'la ve Müjde ile en çok çalıştım. Atıf abiyle işte 9 film, Müjde Ağar'la 8 film mi ne yapmışım yani. En çok çalıştığım meslektaşlarım olmuş. Ve çoğu kadın filmi değil mi? Evet evet. Tabii hep kadın hikayeleri. Tabii tesadüf değil. Yani tabii ki Atıf Yılmaz'dan, Müjde Ağar'dan kaynaklı mı? Bir de dönemden kaynaklı. 80'ler, feminizm. Kadın sorunlarının işte gün yüzüne çıkması, tartışılması. Aynen şu dönem gibi değil mi? Yani tabii ki şey,
Şimdi bir çaresiz hissediyoruz kendimizi. Evlere kapanıp eylem yapıyoruz belki ama... Aslında şöyle Feryal, tam da işte Avrupa'daki feminist akım, hareket bizi etkileyip de o 80'lerde hani mesela şey mor iğne evet. hareketini hatırlıyorum. Hani tabii. tacize karşı kadınlar, gece mor iğne, gece yürüyüşleri falan hani bu şeyler oldu. Fakat sonra bir durakladı. 90'ların sonu. 90'ların evet bayağı durakladı. Şimdi şu anda ben gerçekten bu kadar hiç böyle bir dönem yaşamadım. Yani çok şükür ölmeden kadınların bu kadar güçlü örgütlendiğini gördüm. Yani o kadar gurur duyuyorum. Bir yandan tabii ki çok canımız yanıyor. Çünkü çok ağır kayıplar veriyoruz. Evet. Kadın cinayetleriyle ilgili. Çocuk istismarlarıyla ilgili. Çok ciddi şeyler yaşamakta toplum. Ama ya illa bunu mu yaşamamız gerekiyormuş bilmiyorum ama inanılmaz genç kadınlar örgütlendi. Şu anda yani işte evet. aktif olarak her gün neredeyse biliyorsun görüyoruz yani İzmir'de saçlarından sürüklendiler. Evet, daha dün. Polis şiddeti ve kadın polisler yapıyor bunu çoğunlukla. Kadın polisler yapıyor, evet. Çünkü ataerki böyle bir şey. Görevlendiriyor. Evet, evet. Cinsiyetine bakmıyor maalesef sistem. Yani şey, bunun en iyi örneği nereden nereye çok fazla geçiyorum ama neredeyse kadın Elizabeth diye bir oyunu var Dario Fo'nun. Bak aynen bunu anlatır. Yani Kraliçe Elizabeth kadın. Hani dersin ki kadın şiddete karşıdır. O hani anadır, annelik içgüdüsü vardır. Kadın hani hayır öyle bir şey değil. Yani Elizabeth de bunu o kadar iyi anlatır ki yani erk olduğu zaman erkek ideolojisiyle bakmak zorunlu. Evet yani ve mesela Kraliçe Elizabeth çok gaddar. Sevgilisi Essex Kontu'nun bile kafasını uçurtacak kadar gaddar yani çıkarları için, toprak meselesi için falan. Yani dolayısıyla o kadın polisler de ben hani bu açıdan Dario Fo'nun baktığımda sisteme hizmet eden, devletin bir temsilcisi olduğu zaman kadın o tarafta ve kadın kadının saçını yapışabiliyor ya da o kadına şiddet uygulayabiliyor kadın polis maalesef. Yani çok acıklı. Ama neyse ki dünkü eylemler gurur veriyor. Evet, çok aynı şey. Eylemler istedim. Çok güçlü. İşte bu İstanbul Sözleşmesi'nin hepimiz peşindeyiz tabii. Evet. Yani ne gerekiyorsa her zaman böyle işte sizlerin vasıtasıyla da bu mesajları veriyorum kadın yoldaşlara. Yani ne gerekiyorsa bize düşen ne varsa burada biz hazırız. Yani askeriz ve yapmak için katkı sunmak için her şeyi yapabiliriz. Çünkü İstanbul Sözleşmesi çok kıymetli. Hakikaten çok hayati bir şey şu anda bizler için. Kazanılmış bir şey ve bunun hayata geçmesi lazım. Evet. Ve bu ülkede bir tek kadının bile burnu kanamayıncaya kadar biz bu mücadeleyi vereceğiz. Başka yolumuz yok yani. Onun için şimdi geçmişe bakıyorum 80'ler, 90'lar evet ama şu anda genç kadınların yani artık kaybedecek hiçbir şeyim yok diyerek sokağa canı pahasına kendini atmaları muazzam bir olay. Yani dolayısıyla çok çok heyecan duyuyorum. Çok ben de onları alnından öpüyorum onları hepsini. Tek tek. Çok da güzel bitirdiniz programı. Farkında mısınız? Güzel bağladınız. Farkında değilim. Çok böyle umutla yüzünüz gülerek. Ve sahiden şey, süremizi aşmış olabiliriz. Bilmiyorum, montajda ortaya çıkacak o. Ama çok güzel bir sohbet. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Oyununuz güzel. Ben çok teşekkür ederim. Dediğim gibi 17'sinde zaten geleceğim sizi izlemeye. Orada da görüşürüz. Görüşürüz. Çok sevgiler. Teşekkür ediyorum. Herkese sıcaklıyorum. Sağ olun. Hoşçakalın. Ben de. Hoşçakalın. Susamam.
Altyazı M.K.